Dün akşamleyin size bir söz vermiştim. Sinop'tan Sinop Merdoğlu köyüne kadar, hatta Sabri Usta'nın evinin önüne kadar çekeceğim. Sizlere yayınlayacağım demiştim. Bunu özellikle Sabri Kümeç'e söz vermiştim. Evet, bugün başlıyorum. Ama şöyle bir terslik oluştu. Bu saatlerde güneş karşıdan doğduğu için biz Sinop'tan Merdoğlu'na değil, Merdoğlu'ndan Sinop'a gideceğiz. Evet, Merdoğlu'nun hemen Keser Mahallesi yazan Leylek Yuvası'ndan girişimizi yaptık. Hafif bir müzik verelim şöyle bir. Evet, söz vermiştim. Söz verdiğim gibi işte olay yerindeyim şu anda. Muharrem Kümeç'in evi, Sebahattin Kümeç'in evi. Evet, Sabri Kümeç'in evi. Bak şöyle. Evet, şu anda Keser Mahallesi. Sami Ercan'ın evinin önünden geçiyoruz, yaklaştık. Evet. Sami abinin dumanı tutuyor. İğneci Hüseyin'in evinin önünden geçiyoruz. Hemen önünden geçiyoruz. Kamerayı şöyle hafif sağa doğru çevir. Evet. Rahmetli annem de burada yatıyor şu anda. Evet, Merdoğlu köyünde kimler geldi, kimler geçti? İşte Merdoğlu köyü. Delitepe mezarlığını. Evet. Ama dolayısıyla güneş ışığı ters geldiği için ben olayı tersten aldım. Ancak sırf Nurcan'ın hatırı için onun çocukluğunun geçtiği Merdoğlu köyü aşağı mahalleye de ziyarette bulunacağım. Şimdi Osmaniye köyü Güzel Sanatlar Lisesi'nin yanından hemen aşağıya ineceğim. Tekrar o bölgeyi bir kez daha sizi getireceğim, evet. Şimdi buraları hatırlar mısınız bilemiyorum. Şu an Merdoğlu köyün aşağı mahallesi. Evet, sapağından giriyoruz. Burasını eskiden çocukluğumun geçtiği yerler var.
Buralar ve onun evi şu anda Aziz. Aziz'in evi. Hemen karşımızda sağa doğru çevir şöyle. Evet. Gördüğünüz rahmetli Kürşerif derdik biz. Onun evi. Şimdi oğlu var. Yaşar Bozkal. Bu arada Songül, sana da selamlar olsun. Evet. Dayımın Ali Kuzu vardı, Ali Kuzu. Rahmetli Ali Kuzu Gülen. Evet. Onun orası şu anda. Postacı Lütfü'nün evinin yanından geçiyoruz. Dayımın evinin önünden. Dayımın evinin önü kaleri gibi. Minibüsler, traktörler, köy dolu. Şimdi buradan hemen ben özleyenler için bakalım. Beğenecek misiniz? Çocukluğumuzda her gün oynadığımız bu ak toprak. Şimdi yakını alalım bak. Şuraya şöyle bir zoom yapalım. Sabır bak kardeşim bak. Bak al. Babanın, dedenin evi bak burada. Aynen söz verdiğim gibi. Ak topraktan çekiyorum. Şimdi ben buradan geri döneceğim için yukarı bir daha buradan çıkmayacağım. Çünkü buraya çıktık. Geri gelelim şuradan şöyle. Evet. Aşağı mahalle şunda. Görmüş olduğunuz gibi. Görüş açımızda. Çok yavaş ilerleyerek sizlere adeta buradaymışsınız havasını vermeye çalışacağım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi hemen sağ tarafta Merdoğlu Köyü aşağı mahallenin camisinin minaresi görülüyor. Bizim Şevket var ya, Şevket, Şevket'in şu anda bak evi görülüyor Şevket'in. Böyle bir nostalji olsun. Belki de bugüne kadar hiç. Evet. Ondan sonra kameramızı karşıya alalım. Evet. Şuradan doğru geçiyoruz şu anda. Ali Osman abimiz vardı bizim. Selam olsun buradan. Almanya'da şu anda Berlin'den bizi izliyor. Evet. Ondan sonra rahmetli Tabak Ramazan evi vardı burada. Ne var şimdi şu anda? Benim Veli burada mantar yapıyor. Veli gör. Bu arada şu anda okulumuzda mantar yapıyor. Çocukluğumuzda evet çok girip çıktığımız, alışveriş yaptığımız, bak Kençotlu Cemil'in, Kençotlu Ahmet'in, Kençotlu Şükrü'nün evleri var. Tabii ev denirse Nurdan Altınkök'ün, Nurdan Tekin Altınkök'ün dede evi, amca evleri, baba evinin yanından geçiyoruz şu anda. Ona da selam olsun diyoruz buradan. Çok iyi bir amcam vardı. Gürcü Cemal derdik biz. Rahmetli oldu da tabii. Onun evi vardı burada. Kahvesi vardı. Evet. Mertoğlu'nun Mert tabelası. Çocukluğum yıllarında burada panayır yerimiz vardı. Panayır kurulurdu.
çadırlar olurdu. Keşkekler pişerdi. İnsanlar burada panayır yaparlar, dua ederlerdi. Artık burada ne panayır yapılacak yer kaldı, ne de dua etmeye geliyorlar. Burada hiçbir şey kalmadı. Evet, Keser Köyü'ne aşağı iniyorum. Bacası tutuyor Sami abinin. Evet. Sabri'nin hemen evinin yanı başından geçiyoruz. Bak. Evet değerli izleyenler, şimdi şu anda tekrar geldiğimiz Sinop Erfelek yolunu söz verdiğim gibi çekiyorum. Hemen sağımızda Sinop Yeni Mezbahası var. Faaliyette değil, başkan söz verdi. Önümüzdeki günlerde güzel bir açılışla evet, burayı açacağız. Sinop Mezbahası. Sinop'a yakışır güzel bir mezbaha oldu. Evet, şimdi şu anda küçük sarı ve yeşil bir ev görüyorsunuz. Evet. Hani diyor ya, orada bir köy vardır uzakta. Gitmesek de gezmesek de o köy bizim köyümüzdür. Biz gidiyoruz köyümüze. Evet, bu köy bizim köyümüzdür. Görmüş olduğun gibi. İyi çekebiliyor musun? Evet. Şu anda görmüş olduğunuz köy, o küçücük ev bize ait bir yer. Evet, devam ediyoruz biz. Burada Sinop İli İlahiyat Fakültesi'nin şu anda derslikleri. Güzel bir bina bu yıl açıldı. Çok güzel de oldu. Görüyorsunuz. Görmeyenler için göstermek istiyorum tekrar. Evet. Şu anda çevre düzenlemesi yapılıyor. İnşallah ikinci ders yılında çok daha güzel olacak.